uzmanına kulak verin. gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sunar. Efendim Eko Türkiye ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Eren Cırmut ve Para Töner programı ile karşınızdayız. Yurt içerisinde yeni kabine belli olacak tabii ki önümüzdeki günlerde ama yeni kabineye ilişkin söylemler özellikle de Sayın Mehmet Şimşek isminin üzerinde piyasalar hem küresel hem de yurt içi piyasalar oldukça fazla duruyor ve bu durumda pozitif olarak çok doğal olaraktır ki Borsa İstanbul'a yarıyor. Ama diğer cephede baktığımız zaman dolar TL'deki yükseliş hareketinin de hızlandığını görmekteyiz ve 21 seviyelere doğru bir atak hareketleri olduğunu da takip ediyoruz. Son olarak 20-70'li seviyelerde işlemler geçiyordu. Zaten birazdan haber başlıklarımızı şöyle kısaca analiz ettikten sonra fiyatlamalara da bakacağız. Peki şimdi tabii ki yurt içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakmamızın ardından daha çok odaklanacağımız nokta kabinede özellikle de ekonomi kurmaylarının kimler olacağı. Özellikle de az önce bahsettiğim gibi Sayın Mehmet Şimşek'in ismine bizatihi önem veriyoruz. Kendisi kabinede mi yer alacak, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı danışmanı mı olacak, yoksa Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Bunların hepsinin sorularına cevap arıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu cevaplar gelecek. Belki de herhangi bir şekilde görev almayacak bilmiyoruz. Ama son dakika haberlerine de baktığımız zaman özellikle de yabancı medyadan, yabancı basın organlarından gelen açıklamalara göre de Sayın Mehmet Şimşek'in ekonomi kurmayları içerisinde yer alacağına ilişkin haber akışları olduğunda net bir şekilde söyleyelim. Tabii ki bunlar şu aşamada bir haber akışı, kesinleşmiş bir durum yok ama önümüzdeki dönemde kesinleşeceğini de net bir şekilde dile getirelim. Yani daha doğrusu belirsizliğin ortadan kalkacağını. Sayın Mehmet Şimşek görev alacak mı yoksa almayacak mı? Bunun önümüzdeki dönemde cevaplarını net bir şekilde alacağız. Peki gelin şimdi şöyle dilerseniz 5 önemli gündem maddesine bakalım. Çünkü küresel ölçekte de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi borç tavanı artışı. Dün de konuştuk. Küresel piyasalarda borç limiti gündeminin net bir şekilde devam ettiğini ama bu gündemin pozitif olduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin yapmış olduğu açıklamalarda bir ön anlaşmanın yapıldığına ilişkin yorumlarda bulunulmuştu. Daha doğrusu bu şekilde bir açıklama gelmişti. Şimdi acaba Temsilciler Meclisi'nde bu anlaşma onaylanacak mı, onaylanmayacak mı soruları sorulmaya başlanmıştı ve dün itibariyle baktığımız zaman Temsilciler Meclisi'nde bu anlaşmanın 7'ye 6 yani 7 üyenin onayladığı, onaylanması gerektiğini, daha doğrusu sunulması gerektiğini meclise, 6 üyenin de sunulmasına gerek olmadığına ilişkin yorumlarını paylaştığını gördük. Dolayısıyla sayıca üstünlük olumlu taraf olduğu için Temsilciler Meclisi'nde bu anlaşma yani borç limitinin artışı noktasındaki ön anlaşmanın oylamaya alınma kararı çıktı. Bu oldukça pozitif bir durum ama bu akşam yani çarşamba günü itibariyle bugün itibariyle de bu oylama gerçekleşecek. Oylamanın sonucu noktasında daha pozitif bir noktada bu konu değerlendirilebilir. Ama çok büyük ihtimaldir ki 1 Haziran'a zaten çok az bir süre kaldı. Yarın itibariyle zaten 1 Haziran'ı kutlayacağız ve dolayısıyla da 1 Haziran'a girmeden neden 1 Haziran'dan bahsediyorum? Çünkü Hazine Bakanı Janet Yellen 1 Haziran'ı işaret etmişti. 1 Haziran'a kadar bu sorun yani borç limitinin arttırılmaması durumunda, bu sorunun devam ediyor olması durumunda ABD ekonomisinin çok yüksek olasılıkla temerrüte düşebileceğine ilişkin açıklamaları vardı. Dolayısıyla son dakikada anlaşma olacakmış gibi bir durum söz konusu zaten piyasalarda da. Herhangi bir şekilde bir anlaşmanın olmayacağı, ABD ekonomisinin net bir şekilde temerrüte düşeceği, bu durumun resesyona sebebiyet vereceğine ilişkin felaket olarak tabir edeceğimiz senaryo herhangi bir şekilde fiyatlanmış değil ve son dakikada da olsa bu sorunun ortadan kalkacağını ve borç limitinin arttırılacağına ilişkin beklentiler hala bir hayli yüksek. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada eski ABD'nin eski Hazine Bakanı Larry Summers'ın bir faiz yorumu var. Oldukça önemli bir faiz yorumu. Çünkü genelde zaten kendisi şahin ama bu sefer yani mevcut atmosferde dahi şahin tonunu bir miktar daha öteye götürdüğünü gördük. Hatta diğer taraftan da FED üyelerinden Loretta Mester'ın da yapmış olduğu yine şahin bir yorum var. 14 Haziran'a çok az bir süre kaldı ve 14 Haziran'da FED'in FOMC toplantısı var. Pas mı geçilecek? Yani 3 Mayıs'taki 25 bas puanlık faiz artımının ardından FED uzunca bir süre faiz arttırım döngüsünün sonlandığını Haziran ayında mı açıklayacak? Yoksa Haziran ayında 25 bas puanlık faiz arttırımlarına devam edip bundan sonraki toplantılarda bir faiz arttırımı olmayacağına ilişkin sinyal mi üretecek? FED'e ilişkin beklentiler noktasındaki kafalardaki en önemli soru işareti inanın bu anlattıklarım.
Ve bu noktada az önce de bahsettiğim gibi ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers'tan çok önemli bir faiz açıklaması var. Ve Larry Summers net bir şekilde şunu söyledi. Bizim hedefimiz enflasyon noktasında %2. Ama şu anda %4,5, %5 de yani yukarılarda hedefin çok üzerinde katılık sağlayan, katılaşmış bir enflasyon var. Dolayısıyla bu enflasyonu bizim aşağı doğru çekmemiz gerekiyor. Şimdi bir noktada geçmişte arttırdığımız faiz arttırımların ve diğer taraftan da ABD bankacılık krizine ilişkin negatif beklentilerin, o kötümser beklentilerin gerçekleşmiyor olması, daha doğrusu gerçekleşmemiş olması ve önümüzdeki dönemde de öyle kredi aktarım mekanizması bozuldu. Kredi kullanım miktarı ciddi anlamda düştü. Dolayısıyla ABD ekonomisi resesyona girecek, kuvvetli resesyon olacak, Fed'in faiz indirmesi gerekiyor tarzında bu negatif, oldukça olumsuz senaryolar gerçekleşmiyor. Ve gerçekleşme olasılığı da oldukça düşük. Dolayısıyla biz o zaman enflasyona daha fazla odaklanmamız gerekiyor ve faiz arttırımını sürdürmemiz gerekiyor açıklamasını yaptı Larry Summers. Önemli bir açıklama. Hatta 50 bas puanlık ek faiz arttırımından bahsetti. Tek seferde 50 bas puan da olabilir dedi. 25 bas puanlık 2 adet yani 2 toplantıda faiz arttırımları da olabilir açıklamasında bulundu. Oldukça şahin bir açıklama olduğunda net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani Summers şunu söylüyor. Uzun lafı kısası özet olarak enflasyon oldukça yüksek. Hedefimiz %2'di, %4,5-5'lerde bir enflasyon var. Ama diğer taraftan da bankacılık sektöründe yaşanan kriz ekonomiyi beklendiği ölçüde negatif olarak vurmadı. Dolayısıyla biz faiz arttırımına devam edelim açıklaması oldukça önemli. Diğer taraftan da baktığımız zaman Loretta Mester da yine faiz arttırımlarını durdurmak için ikna edici neden görmüyorum dedi. Yani Haziran ayında faiz arttırımlarına devam edilmesi gerektiğine ilişkin bir cümle olarak bunu okumak hiçbir şekilde yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla faizleri yukarı getirmek ve ekonominin nereye doğru gittiği konusunda daha az belirsizliğe ulaşana kadar faizleri orada tutmak için daha fazla ikna edici neden görebilirim dedi. Yani faizleri arttıralım, arttırmaya devam edelim. Aslına bakarsanız hem Larry Summers hem de Loretta Mester'ın söylediği şey genel itibariyle ekonomide o çok bir konuşulan resesyon olmayacak. Bankacılık krizi ekonomiyi sert bir şekilde vurmadı. Dolayısıyla resesyona sebebiyet verecek ölçüde negatif bir durum yok ama enflasyon yüksek. Dolayısıyla biz neden şu anda faizleri arttırmayı durdurmayı konuşuyoruz ki? Bir ya da iki toplantı daha faiz arttırımlarına devam edebiliriz minvalinde gerçekleşen bir konuşma. 14 Haziran'a çok az bir süre kaldı. 14 Haziran'a kadar bölgesel FED başkanlarının gerçekleştirmek istedikleri sözlü yönlendirmeleri çok yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün gelmiş olduğumuz noktada ABD swap cephesine baktığımız zaman faiz arttırımı ilişkin beklentisi olanlar tabii ki var. Ama bas senaryo, ortak konsensüs olmasa bile bas senaryo Haziran ayında pas geçileceği, hatta bu yılın son çeyreği ya da 2024 yılın ilk çeyreği gibi Fed'in faiz indirimlerine de başlayacağına ilişkin bir beklenti kuvvetlenmeye başladı. Bir süredir kuvvetleniyor ama daha da kuvvetlenebilecek bir yolu aslında bakarsanız bu beklentinin var. Ama şu ana kadar yapılan açıklamalar hiç de o şekilde değil. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Oldukça şahin açıklamalar da devam ediyor. Hatta St. Louis Fed Başkanı James Bullard 2 hatta 3 adet faiz arttırımından bahsediyordu. Oldukça şahin bir üye yine kendisi. Dolayısıyla öyle çok soft piyasaları rahatlatacak, piyasaların hoşuna gidecek. Fed'in 14 Haziran'da pas geçeceğine ilişkin beklenti oluşturacak bir açıklama an itibariyle bölgesel FED başkanlarından öyle çok kuvvetli tonda da gelmediğini net bir şekilde söyleyelim. Şimdi borç limiti, FED'e ilişkin beklentiler, ABD'yi konuşuyoruz, Avrupa'yı konuşuyoruz, İngiltere'yi konuşuyoruz. Özellikle ABD ve Avrupa çok doğal olarak da ki daha ağırlıklı konuştuğumuz bir konu ama Çin ekonomisini yakından takip etmeyi de sürdürüyoruz. Çünkü sıfır COVID politikasından vazgeçilmesinden sonra hemen hemen küresel, yerel ölçekteki bütün aracı kurumlar, bütün yatırım bankaları, bütün ekonomistler ciddi anlamda Çin ekonomisindeki büyüme beklentiyle yukarı revize ettiler. %5,9, hadi şöyle diyelim %6, %6,5 bandına doğru genelde beklentiler %5,5'lardan çekildi. Kuvvetli bir revize aslına bakarsanız. Ve bu kuvvetli revizeler artık yavaş yavaş aşağı doğru geliyor ve neden aşağı doğru geliyor diye soracak olursanız da işte aracı kurumların, bu yatırım bankalarının, ekonomistlerin Çin ekonomisindeki büyüme beklentilerini aşağı doğru neden geri çektiğine cevap niteliğinde bugün bir veri geldi. Ve bu veri de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI verisi. 49,2 seviyesinden 48,8 seviyesine düştü ve 5 ayın en düşük seviyesi. Piyasa beklentisi 49,2'den 49,4'e çıkacağı şeklindeydi. Yani bırakın geri çekilmeyi, piyasa imalat sektöründe
toparlanmanın bir miktar devam etmesini bekliyordu. En azından zayıflama hızının azalmasını bekliyordu. Neden zayıflama hızının azalmasını bekliyordu dedim. Çünkü 50 seviyesinin altındaki veriden bahsediyoruz. 49.2'den 49.4 hatta 50 seviyesinde üzerine çıkıp imalat sektöründe ciddi manada bir toparlanmanın başlıyor olduğunun göstergesi de olabilirdi. Eğer pozitif bir veri gelseydi bugün ama 49.2'den 48.8 yani %6'lar 6.5 yani %6.5'lara ulaşması muhtemel büyüme temposuna ilişkin beklentiler aşağı doğru önümüzdeki dönemde daha bir kuvvetli noktada, daha bir sayısal bazda güçlü noktada aşağı doğru çekilebilir. Dolayısıyla Çin imalat sektörünün beklentilerinin altında kalması gerçekten önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda bir toplantı yaptı. Hepimiz izledik. Bu toplantıda yapmış olduğu önemli açıklamalar var. Tabii ki siyasi tarafta vurgu yaptı, dış politika ilişkin vurgular yaptı ama asıl önemli olan, daha doğrusu bizim asıl odaklandığımız konu ekonomiye ilişkin yapmış olduğu yorumlar. Acaba kabineye ilişkin bir sinyal verir mi kendisi diye de izledik. Herhangi bir sinyal gelmedi. Çok da doğaldır. Ama enflasyona ilişkin önemli bir mesaj var. Enflasyon aslında bakarsanız oldukça hala yüksek ve vatandaşları enflasyona ezdirmeme politikasına sıkı sıkıya bağlı olacaklarını net bir şekilde dile getirdi ve fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarının da telafi edileceğini dile getirdi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz konuşmalarında, daha doğrusu seçim öncesi konuşmalarında asgari ücrete ek zam arttırımı adına da Temmuz ayını işaret ettiğini, hatta en düşük memur maaşında 22 bin TL olacağını için açıklamalarını da hatırlıyoruz. Dolayısıyla tüm bu adımlar enflasyona, çalışanları, halkı enflasyonu ezdirmeme noktasında atılan adımlar olduğunda net bir şekilde söyleyebiliriz. Yeterli midir, değil midir? Orası bambaşka bir tartışma konusu ama Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamanın bu şekilde olduğunu yorumsuz bir şekilde sizinle paylaşmak istedim. Şimdi 5 önemli gündem maddesini şöyle bir sıraladık. Gelin şimdi konuklarımıza, sohbetimize geçmeden önce kısaca bir finansal piyasalardaki fiyatlamalara bakalım. Burada dikkat çeken en önemli unsur dolar-TL. Borsa İstanbul'da evet bir yükseliş hareketi var ama dünkü kapanışta göre hemen hemen aynı yerdeyiz. 4960, 5000'lere kadar bir hareketli yolculuğu devam edebilir. Hatta o seviyenin üzerine de geçme ihtimali kuvvetli olduğunu dile getiriyor teknik analistler ve aracı kurum profesyonelleri. Birazdan zaten değerli konuklarımızla bu konuyu da konuşmak istiyorum ama dolar TL 20.71 seviyesinde ve %1'i aşkın yine bugün bir yükseliş hareketi söz konusu. Euro TL 22.11 dolayısıyla sepet kurda da 21.41'lere kadar bir yükseliş hareketi oldu. Şimdi altın fiyatlarında çok ciddi bir oynaklık yok. Yani oynaklık olsa da yükseliş yönünde ciddi bir trend yok. Ama dolar TL son dönemde atmış olduğu yukarı doğru hızlı adımlarla beraber gram altında desteklendi ve an itibariyle 1304 TL seviyesinde işlemler geçiyor ve %0.98 yani %1 oranında yükseliş hareketinin söz konusu olduğunu takip ediyoruz. Şöyle bir de küresel tarafa bakalım. Yurt dışı tarafı zaten enine boyuna daha çok konuşacağız ama küresel tarafta dolar endeksindeki yükseliş hareketi dikkat çekiyor. Bakın 104.50 dün yine bu saatlerde aynı program Protonal programı sunduğumuzda 104 seviyesinin altında olan bir dolar endeksi vardı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 104.49 seviyesinde işlemler geçiyor. Euro dolar 1.0678 bakın 105'lere yaklaşınca otomatik olarak çok doğal olarak euro dolarda aşağı doğru bir hareketlenme var ve 1.0730'lardı dün aynı bu saatlerde şu anda 1.0679 yani 1.07'nin altına doğru inen bir fiyatlama olduğunu takip ediyoruz. Pound dolar 1.2363, dolar yen 139.97 ve dolar İsviçre frangı da 0.91 seviyesinde işlemlerin oluştuğunu görmekteyiz. Peki şimdi dolar endeksi yükselirken ABD tahvil cephesinde nasıl bir fiyatlama var? O taraf biraz daha sakin, biraz daha soft. 4.43 seviyesinde dün 4.50'lerdeydi. Dolayısıyla hafif montanlı bir geri çekilme olduğunu zaten görüyoruz. Yine 10 yıllıklar 3.65, 30 yıllıklar 3.86 genel itibariyle aşağı yönlü bir fiyatlama olduğunda yine takip ediyoruz. Son olarak emtia cephesine şöyle bir bakalım. Ons altın ve petrol fiyatlarını şöyle bir değerlendirmek gerekirse ons altında dünkü kapanışta hemen hemen aynı seviyedeyiz. 1958 dolar seviyesinde ama petrol fiyatlarında aşağı doğru hareketlenmenin bir miktarda arttığını %2.5'ları hatta Amerikan tipi ham petrolün 67 dolar 53 sente kadar geri çekildiğini ve %3'e ulaşan düşüş hareketine maruz kaldığını görmekteyiz. Brent petrolde 71 dolar 82 sent seviyesinde işlemler geçiyor. Evet gündem yurt içerisinde seçim sonrası oluşturulacak kabine ve ardından ekonomi politikaları noktasında nasıl bir kadro kurulacak?
ve bu kadrolar eşliğinde acaba ekonomi politikaları devam mı edecek, seçim öncesi politikalar, yoksa daha ortodoks olarak algılanan, daha anlaşılabilir politikalara mı dönülecek? Küresel ölçekte ABD borç tavanı ve 14 Haziran'daki FOMC'ye ilişkin beklentilerin çeşitlilik göstermesi fiyatlama davranışları da yansıyor. Gelişinde hem yurt içi hem de küresel taraftaki tüm bu önemli konuları değerli konuklarımızla sohbet ederek tartışalım. Evet efendim, programımızın birinci bölümü başlıyor. Gerçekten oldukça hareketli bir piyasa olduğunu takip etmekteyiz ve programımızın ilk bölümünde stratejist Mustafa Aşkın bizlerle beraber olacak. Mustafa Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Eren Bey, teşekkür ederim yayınına. Ben teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, gündem aslına bakarsanız oldukça net. Yani önceden hani bazı dönemler olur, gündem bulmakta zorlanırız ama son dönemde, son aylarda hiç böyle bir zorluk yaşamıyoruz. Yurt içi piyasalar, seçimleri artık geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak görevine devam ettiğine ilişkin halktan net bir şekilde yetki aldı. Dolayısıyla seçimler artık arkada kaldı. Şu an odaklandığımız konu, ekonomi kurmayları kimler olacak? Tabii ki kabineyi de takip ediyoruz ama bizi daha fazla ilgilendiren unsur ekonomi kurmayları. Sayın Mehmet Şimşek üzerinde çok ciddi yorumlar ve spekülasyonlar dönüyor. Geldi, reddetti, kabineye girecek, Hazine ve Maliye Bakanı olacak, hayır danışman oluyor, hayır Cumhurbaşkanı yardımcısı. Gerçekten ciddi anlamda bir bilgi kirliliği de söz konusu. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Kabine değişikliğinde özellikle de ekonomi kurmaylarının değişmesini siz de bekliyor musunuz? Ve bu değişiklik... Özellikle de asıl sormak istediğim unsur şu, ekonomi politikalarında da bir değişikliği beraberinde getirir mi? Evet, seçim öncesinde de benzer tartışmalar vardı her iki cenah için. Ama baktığımızda şu anda evet Mehmet Şimşek'in adı dillendiriliyor. Tabii hangi pozisyonda olacağı ve bununla ilgili netlik muhtemelen hafta sonu hepimiz tarafından öğrenilmiş olacak. Ama şu bir gerçek, ekonomi yönetiminin ve buna bağlı teknokrat kadronun yenilenmeye ihtiyacı olduğu kesin. Rakamlar ekonomide istenilen hedefe ulaşılmadığını net bir şekilde gösteriyor. Tabii kurulacak ekibin mutlaka piyasayı da iyi bilmesi, piyasanın onları bilmesi ve bununla ilgili işlemleri yapabilecek kapasiteye sahip olması lazım. Sadece bakan değiştirmek ve belli bürokratları değiştirmekle değil, belli tüm kurumları, bağımsız denetim kurumları da olmak üzere başta, tüm kurum ve yapılarının tekrar elden geçirilmesinde fayda var. Bunu defaatle zaten bizler dile getirmiştik. Buralara piyasaları da bilen, tekniği de bilen, teoriyi de bilen insanların gelmesi lazım. Bu olması gereken, ama diğer taraftan sizin sorduğunuz gibi ekonomi politikasında ne gibi değişiklikler olacak? Biz yaklaşık 2 yıl önce başladığımız ekonomi politikası modelini devam ettireceksek insanların değişmesinin de çok bir anlamı olacağı kanaatinde değilim. Ama şu ana kadar sürdürülen ekonomi politikasının bir geçiş süreciyle biraz daha normalleştirilmesi adına baktığınızda yeni gelebilecek kadroların önemli ölçüde görev alabileceğini düşünüyorum. Baktığımızda cari açığı kapatacak, ihracatı arttıracak, enflasyonu düşürecek bir model diye yola çıkmıştık. Ama bunların hiçbirini başaramadık. Dolayısıyla yeni düzenlemelerle, yeni yapıyla bunların halledilmesi gerekiyor. Enflasyon ciddi bir sorun. Hala bu sorunu yaşıyoruz. Büyüme verileri de geldi bugün malumunuz. Büyümeyi tüketimle ve buna bağlı süreçle bir bakıma ileriye doğru taşımaya çalıştık. Ama bu ne kadar daha sürdürülebilir ayrı bir mevzu. Dolayısıyla komple makroekonomik sorunları çözebileceğimiz
bir ekonomi politikası ve buna uygun bir şekilde bir kadro oluşturulması gerekiyor. Ligler de bitti. Biraz futbola atıf yapalım. Benzetme gibi olsun. Galatasaray nasıl bir yeni yapıyla şampiyonluğa ulaştıysa, ekonomi kadrosunda yeni bir yapı, yeni bir teknik direktör ve buna bağlı uygulayacağı metotla başarıyı sağlayacağını ifade edebilirim. Evet, Galatasaraylıları da kutluyoruz bu arada. Mustafa Bey, madem futbola atıfta bulundunuz, ben de öyle minik bir ek yapayım. Şükür diyelim, şampiyon olduk. Ben de bir Galatasaraylı olarak gerçekten çok mutlu oldum. Peki, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, zaten biz hepimiz biliyoruz ki Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu sözlü yönlendirme, işte kabine tarafından yapılan sözlü yönlendirmeler değil de Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu sözlü yönlendirmeleri bizim odaklanmamız gerekiyor. Şimdi ben de size o zaman şunu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce dedi ki faiz politikamız devam edecek, herhangi bir değişiklik olmayacak, faizleri indirdik, daha da indireceğiz. Bu cümleyi net bir şekilde kurdu. Bakın biz faizleri indiremez dediler, biz indirdik ve tek haneli faizlere geldik. Enflasyonu da tek haneye çekeceğiz dedi. Şimdi Sayın Erdoğan bu şekilde net bir düşüncesi var ve bu düşüncesini koruduğunda hemen hemen her fırsatta gösteriyor. Peki ekonomik kadroların değişmesiyle beraber gerçekten politikanın değişme olasılığını siz nasıl görüyorsunuz? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Faiz indirim politikasından daha bir ortodoks politikalara doğru dönüş noktasında Sayın Cumhurbaşkanı ikna edilebilir mi? Ya da ikna etmekten kastım şu, bu politikaya kendisi de onay verir mi? Yani böyle bir olasılığı siz nasıl görmektesiniz? Sayın Cumhurbaşkanı zaten bunun sinyallerini seçim sürecinde bence verdi. Daha yumuşayabileceğiyle ilgili bazı ibareleri ifade etmeye çalıştı bence. Dolayısıyla yeni kadro birden tamamen ortodoks bir politikaya dönemeyeceğine göre, zaten teknik olarak da mümkün değil, ortodokslaşma yolunda, normalleşme yolunda adımlar atacaktır. Bu da zaten belli bir zaman dilimi içinde olması gerekiyor. Bir anda KKM'lerin tamamını kapattık, bugüne kadar yaptığımız bütün düzenlemeleri tamamen kapatıyoruz, tam tersini yapacağımız dediğimiz anda zaten kaos çıkar. Dolayısıyla bu sürecin de daha usturuplu ve geçiş halinde yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla esasında süreç ne bugüne kadar uygulanan politikalar ne de tamamen ortodoks politikalar olacak. Ara bir yolla bu sistem belli bir süre idare edilmesi gerekecek bir yapıya sahip olacak diye düşünüyorum. Tabii buna uygun da bir kadrolaşma olabilirse son derece yararlı olur. Diğer taraftan bu süreçte bu işin nasıl olabileceğiyle ilgili teknik taraf dışında bunun olabileceğiyle ilgili finansal iletişimin de iyi kurulması gerekiyor. Dolayısıyla sistemde sadece teknokratların değil, finansal iletişimi de bilen yapılarında yer almasında büyük bir fayda görüyorum. Peki Borsa İstanbul üzerinde nasıl bir değerlendirme yapmanız lazım? Gerçekten seçimden sonra sanırım sizin de az önce çok güzel bir şekilde özetlediğiniz unsurlar piyasalar tarafından da kabul görmüş ki özellikle de bankacılık endeksi üzerinde bir yükseliş hareketi söz konusu. Bu yükselişin önümüzdeki dönemde devam etmesini, 5000 seviyenin üzerine yerleşen bir Borsa İstanbul görülebileceğini siz de düşünüyor musunuz? Ben son 4-5 aydır borsayı manik depresif bir insana benzetiyorum. Bazen olması gerekenden çok fazla neşe ve şevk içinde yükseliyor. Bazen olması gerekenden çok daha fazla depresif bir ruh haline giriyor, fazla düşüyor. Geçtiğimiz günlerde de bunun bir benzerini yaşadık. Spekülasyonların da çok ciddi etkisiyle. Daha iki gün önce bankalar batıyordu, mahvoluyorduk diyenler banka hisse senetleri almaya başladı. Bir anda bankalar dünyanın en iyi bankaları oldu. Halbuki borsa böyle bir şey değil. Türk bankacılığı sağlam bir bankacılık yapısına sahip. Ne batması söz konusu ne de bir anda geçen senenin çok daha üstünde kar elde etmesi söz konusu. Daha rasyonel hareket etmek gerekiyor. Dolayısıyla da yatırımcıların soğukkanlı olması lazım. Dediğim gibi bu dalgalanma bizim borsanın mayasında vardır. Ama son birkaç yıldır çok daha abartılı bir şekilde bu gerçekleşiyor. Muhtemeldir ki yabancı kurumsal yatırımcı eksikliğini Türkiye'deki fazlasıyla spekülasyonu seven yatırımcılar doldurmuş görünüyor. Bunun da etkisiyle bu dalga boyutu artıyor. 4400'lere kadar gelmişti 200 günlük ortalamaya. Oradan tepkiydi, bu normaldi. Ama dün özellikle muhtemeldir ki açık çıllığa sıkıştırmak amacıyla spekülatörlerin yaptığı bir atakla son derece hızlı bir çıkış yaşandı. Bugün şimdi onun sindirilmesi var.
Önümüzdeki günlerde kabine şöyle oldu, böyle oldu, böyle olacak diye alım ve satımlar olabilir. Ama tekrar ben bir 4400-4450 desteğine borsanın geleceğini düşünüyorum. Ondan sonraki yolculuğu daha sağlıklı olacaktır. Önümüzdeki dönem, özellikle yaz dönemi, ekonomideki bazı rakamlarla yüzleşmemizin daha net olduğu bir dönem olacak. Dolayısıyla bilançolarda bunu hissedeceğiz. Hissetmenin sonucunda da bazı hisse senetlerinin gerçekte ucuz olmadığını, bazılarının da ucuz olduğunu anlamış olacağız. Şimdi öğlen ve sabah hem yurt içi hem yurt dışından bazı yatırımcılarla konuştuğumda biraz da takılır ifadeyle şunu söylediler. Sizin orada dolar yükseliyor, dolar karşısında çok ucuzladınız diye raporlar çıkaranlar olmaz mı? Ben dedim olmaz olur mu? Dolar karşısında çok ucuzladık, hadi borsada hisse senedi alalım diyen pek çok analist arkadaşımız olacaktır dedim. Bunun esasında komedi tarafı dışında gerçekte de çok bir algısı yok. Çünkü Türkiye'de Türk yatırımcısı iş yapıyor. Türk yatırımcısı da dolar bozdurup borsaya gelmiyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcının da kısa vadede geleceğini pek ummadığımız için dolar kurunun artmasının da borsaya fazla bir etkisi olmayacağını yatırımcıların iyice öğrenmesi lazım. Evet, stratejist Mustafa Aşkın'a değerli yorumları ve katkısı için çok teşekkür ederiz. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam et. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor ve programımızın ikinci bölümünde Deriva Danışmanlık kurucu ortağı Doktor Tolga Uysal bizlerle beraber olacak. Tolga Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ercan Bey, nasılsınız? Çok şükür, çok teşekkürler efendim. Sizlere sormalı. Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Yağmurlu bir İzmir gününden size merhaba diyorum. Evet, evet, İzmir herhalde yağmurlu. İstanbul'da bu ara bir şey yok ama dün biraz bir yağma söz konusu oldu. Herhalde yaz gelmeyecek. Bakalım, bir güneşe hasret kaldık yani. Bir ay kayma var. Mayıs Haziran'a kaydı. İnşallah gelecektir. İnşallah. Peki Tolga Bey, ekonomide bir negatif taraftan pozitif tarafa bir kayma olur mu sizce? Ne diyorsunuz? Çünkü öncelikle size zaten şunu sormak istiyorum. Sorulara şöyle başlayalım. Ekonomi kurmayları ciddi anlamda merak ediliyor. Ekonomi kurmaylarında köklü bir değişiklik, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama gibi küresel ölçekte de yine itibar edilecek, ki o tarz bir cümle kurmuştu kendisi. Dolayısıyla bu yönde, bu minvalde yaptığı açıklamalar genelde bir anda akıllara Sayın Mehmet Şimşek'i getirdi ve genelde de Sayın Mehmet Şimşek'in herhangi bir noktada bir görev alacağına ilişkin ya kabine içerisinde olacağı, ya Cumhurbaşkanı yardımcılığında konuşuluyor. Cumhurbaşkanı ekonomiden sorumlu baş danışman olacağı, yani bir noktada bir ekonomi yönetiminde içeride olacağına ilişkin bir beklenti var. Böyle bir beklentiniz var mı sizin? Yani Sayın Mehmet Şimşek olmaz, başka birisi olur ama şu andaki mevcut ekonomi politikalarını kökünden değiştirebilecek bir değişim bekliyor musunuz? Şimdi biraz aslında filmi geriye sararsak Ercan Bey, Naci Ağbal dönemine şöyle bir gidelim. Hatırlarsanız o dönemde bir yabancı ilgisi oluşmaya başlamıştı. Ve hatta biz neyi konuşuyorduk? Enflasyonda belki tek haneli rakamları konuşmaya başlamıştık. Şimdi burada yabancının güveni çok önemli. Yani çünkü sonuçta ortada bir gerçek var. Bir döviz likiditesinde sıkıntı yaşıyoruz. Yani Merkez Bankası'nın şu anda rezervlerinin geldiği nokta -60 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Yani ilk defa biliyorsunuz 21 yıl sonra Merkez Bankası net rezervi negatif seviyeye geldi. Yani bir önceki hafta 2 milyar dolar civarındayken ilk defa 110 milyon dolar civarı bir rakam geldi. Şimdi burada bir güven oluşturmak gerekiyor. Yani bu Naci Ağbal döneminde bu biraz oluşturulmuştu. Ve kurda hatırlarsanız kurda da çok büyük bir sıçrama söz konusu değildi.
Fakat ne zaman ki Naci Ağbal görevden alındı ve bu yeni ekonomi modeline adı altında yeni bir model ortaya çıktı. O zamandan itibaren biliyorsunuz ekonomide veriler tepe taklak gitmeye başladı. Şimdi benim görüşüm şu, önce güveni sağlamak lazım ve bu güven nasıl sağlanır? Kesinlikle ben Mehmet Şimşek'in getirilmesinin çok olumlu bir etki yaratacağı görüşündeyim. Yani neden? Çünkü sonuçta Sayın Mehmet Şimşek daha önce görev almış. Artı biliyorsunuz Berlin'de çalışmıştı, yurt dışında New York'ta mecliste çalışmıştı. O zamanlar o dönemde yazdığı raporları okurdum ben hep. Araştırma departmanındaydı. Ve kendi görev aldığı dönemlerde çok olumlu katkılar sağlamış birisi. Ve yurt dışında da iyi birisi. Şimdi tabii sadece Mehmet Şimşek yeterli değil. Burada önemli olan bütün kadroların liyakatla kurumlarda tahsis edilmesi. Şimdi bunun görülmesi lazım. Ve bu sağlanırsa bundan sonra artık şeye bakılacak. Yeni ekonomi modeli ne olacak? Yeni politika ne olacak? Aslında yeni ekonomi modelini pek kullanmak istemiyorum artık bu kelimeyi. Çünkü yeni ekonomi modelinin sonucunu gördük. Geldiğimiz nokta rezervlerde negatif seviye. Cari açık hat safhada. En son bugün gelen dış ticaret rakamını gördünüz. Yani 45 milyar dolar civarı bir cari açık var. Ki bu 4 aylık rakam. Siz bunu eğer yıla yayarsanız 3'te çarptığınızda 160 milyar dolarlara gidiyoruz dış ticaret açığında. Yani geçen sene 110 milyar dolarla biz kapatmıştık negatif. Yani burada korkutan nokta zaten ithalatın artışı %14, ihracatımız azalmış. Şimdi buna baktığımızda gelen büyüme rakamının aslında biz sanayi üretiminden değil, ihracattan değil, tamamıyla hane halkının tüketiminden ve ithalattan geldiğini görüyoruz. Şimdi hali böyle olunca öncelikle düzgün isimlerin atanması ve ondan sonra da düzgün bir modelin ortaya konması gerekiyor. Başka çaremiz yok. Yani ben bunu hep söylüyordum. Hangi hükümet gelirse gelsin bu şu an sürdürülen model yürütülemez. Eğer yürütülürse sonuç itibariyle sonuçları gözüktü. Bundan daha kötü olabilme ihtimali de var. Peki Tolga Bey, Borsa İstanbul'daki bu yükseliş hareketi sizin söylediklerinizle bağlantılı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sürdürülemez bir ekonomi politikasından daha anlaşılabilir, daha ortodoks diye tabir edilen, daha faiz politikası ön planda koyulan, işte enflasyonla mücadeleyi öncelikleyen bir politikaya doğru dönüş sinyali olarak mı algıladı piyasa ki Borsa İstanbul 5000 puan seviyelerine doğru yeniden yaklaşıyor? Şimdi burada ben bu hareketin aslında yabancılardan kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani bu tamamıyla kendi içimizde olan bir hareket. Bu zaten bugünkü yatay seyirden de görülüyor. Şimdi yabancı Türkiye'ye mutlaka gelecektir. Şimdi hatırlayın 2001 senesi. O 2001 krizinden sonra 2000 senesi hisse senedi piyasamızda çok iyi bir seneydi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ne zaman ki Kasım'da ilk devalüasyon hafif oldu. 2001 Şubat'ta artık tamamıyla büyük devalüasyon yaşandı. Borsa tepe taklak gitti. Belli bir süre, 1-2 sene hatırlarsanız Kemal Derviş geldi ve bu yine ekonomi programı uygulamaya başladı. İşte bu noktadan sonra birkaç sene sürdü. Tekrar yabancının gelmesi, burada bir hareket olması, taze paranın borsaya akması. Şimdi ben burada da buna benzer bir şey olabileceğini düşünüyorum. Ama şimdi koşul demin saydığım olaylar. Şimdi yabancı buraya gelmesi için kurun bu seviyesi bence yeterli değil. Çünkü aylardır döviz kurunda döviz ikilisi çok farklı yöntemlerle sıkıldı. Ve kur açıkçası benim kendi kanaatim olması gerektiği yerde değil, yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Ve yabancı buraya gelmeden önce kurun belli bir seviyeye gelmesini bekler. Ondan sonra artı bir de hep yıllardır, bir iki senedir bizim konuştuğumuz Eren Can Bey biliyorsunuz bu swap mekanizması. Doğru. Yani buradaki hedge'ini yapması lazım. Yani buraya geldi, dolarını TL'ye çevirdi. Kendini hedge'lemesi lazım. Kendini TL riskine karşı koruması lazım. Yani bu yeni ekonomi ekibinin mutlaka bu swap mekanizmasını tekrar hayata geçirmesi lazım. Şimdi bunlar olmadığı sürece ben Borsa İstanbul'daki bu artışları günlük olarak görüyorum. Ve açıkçası ben şu noktada Borsa İstanbul'da kalıcı bir yukarı hareket beklemiyorum. Yani en azından böyle birkaç ay bekleyip görmek lazım. Ve bu yeni model oluştuktan sonra, yeni ekip oluştuktan sonra ve konjektürden kastım dövizin seviyesi de belli bir noktaya geldikten sonra mutlaka buraya bir yabancı girişi olacaktır. Ve yabancı girişi
olduğu zaman da ben açıkçası ben buna geçen seneden beri söylüyorum. Genelde holdingler, ihracat geliri olan Türkiye'nin büyük holdinglerine bir rağbet olacaktır kanaatindeyim. Peki şunu da sormak istiyorum size. Dolar TL'nin 20.71 seviyesinde olduğunu görüyoruz ama tabii ki serbest piyasada daha bir fark. Orada da 20.90 seviyesinde. Yani serbest piyasa ve dolar TL'deki ekran kuru arasında makas ciddi anlamda kapatıldı ama bundan birkaç hafta önce ya da bir ay ya da iki aylık bir süre zarfı içerisinde ikili kur rejimi mi var tarzında tartışmalar olduğunu da görmüştük. Buradaki makas kapanıyor mu? Artık böyle bir ikilem olmayacak mı? Yani bu tarz bir politika mı benimsenmiş durumda? Ama asıl size sormak istediğim unsur da tabii ki dolar TL. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada Merkez Bankası'nın rezervlerinde de net rezervler noktasında 20 yıl sonra ilk defa eksiye geçilen bir rezerv olduğunu da gördük. Dolayısıyla bir noktadan sonra Merkez Bankası piyasadan döviz toplayarak mı hani rezervlerini güçlendirecek? Yoksa depo politikasıyla ya da swap anlaşmalarıyla mı bu gerçekleştirilecek? Tabii ki bunların net rezerve ne kadar katkısı var. Orası zaten apayrı bir tartışma konusu. Kurdaki yükseliş ve Merkez Bankası'nın rezervleri politikası noktasında önümüzdeki döneme ilişkin nasıl adımlar atılabilir? Siz nasıl görüyorsunuz bu konuyu? Şimdi haklısınız, ikili kur diyorsunuz ama aslında belki ikiden de fazla kur var. Merkez Bankası kuru farklı, serbest piyasada kuru farklı, bankaya gittiğinizde gördüğünüz kur farklı, kapalı çarşıya gittiğinizde gördüğünüz kur farklı. Doğru. Doğru. Şimdi haliyle böyle bir kaos var. Bir de VIOP'u hiç söylemiyorum bile. Yani bir de VIOP kurumuz var biliyorsunuz bizim. Vadeli kurumuz. Şimdi burada bankaların müşterilerine sunduğu alış satış arasındaki fark pek fazla inmedi. Yani %10'lara ulaşmış. Hatta %15'lere ulaşmıştı hatırlarsanız o iki seçim arasında ve seçim öncesinde. Bu fark %10'lara düştü öncelikle. Ve pazartesi salı bugün de %8'leri gördü. Yani alış ve satış arasındaki fark. Ama hala dolarda 22 seviyesi var. 22-20'ler var bankalara baktığınızda. Haklısınız. Serbest piyasayla Merkez Bankası kuru hafif yaklaşmaya başladı. Şimdi bu olumlu. Artı bir de kapalı çarşıdaki kapalı çarşı kurunun aslında bu serbest piyasa yani bu Merkez Bankası kuruna yanaşması o da çok önemli. Şimdi yavaş yavaş geliyor ama burada bu ikili kur sizin tabir ettiğiniz şekilde bunun ortadan kalkması için öncelikle Merkez Bankası'nın ve ekonomiyi yöneten kişilerin döviz diktesinde uyguladıkları bu son aylarda gelen birçok kuralı değiştirmeleri gerekiyor. Yani reel sektör şirketleri şu anda gerçekten döviz bulmakta çok zorluk çekiyorlar. Yani pazartesi günü reel sektör şirketleri akredifi dahi olsa yani ithalat ödemesi dahi olsa döviz bulamadı. Ve biliyorsunuz Merkez Bankası bankalara kota veriyor ve bu kotalar dahilinde döviz satabiliyor bankalar müşterilerine. Yani bundan daha fazla satamıyor. Şimdi bunun mutlaka açılması lazım. Bu nasıl açılır? -60 milyar dolara gelmiş bir merkez rezervini düşünürsek ben öncelikle mesela bu 40-60 kuralı, ihracatçının 40-60 kuralı. Ya bu da çok ihracatçıları, reel sektör şirketlerini zora sokuyor. Çünkü şöyle düşünün, ihracat bedeli geliyor, %40'ını çeviriyor, bir de bu ikili kur sisteminden dolayı bir gol yiyor. Arkasından gidip ithalat yapıyor, bir daha orada bir marj yiyor. Şimdi bunun düzelmesi mutlak gerekiyor. Şimdi nasıl düzelecek? Ben bunun birincisi son dönemdeki yapılan o KKM'ye dahil birçok düzenlemenin sonlandırılması ve normalleşmeye dönmemiz gerektiği kanaat. Yani serbest piyasa kurallarının işletilmesi gerekiyor. Siz ne kadar sıkarsanız sıkın en sonunda bir yerde bu patlayacaktır. Ve içeriye para girmesi lazım. Yani işin aslında özeti bu. Yurt dışından mutlaka buraya yüklü miktarda bir döviz likiditesi sağlanması lazım. Yani bu nasıl olur? Direkt yatırımda mı olur? Veya sizin bahsettiğiniz swap anlaşmalarıyla mı olur? Ama bu 5-10 milyar dolarlık bir rakamdan bahsetmiyorum. Biliyorsunuz en son Suudi Arabistan'ın bir park ettiği bir 5 milyar dolarlık bir para vardı. Ama bu mevduat şeklinde yatırıldı. Yani buraya ilk etapta en aşağı bir 50 milyar dolar civarı bir içeriye para enjekte edilmesi gerekiyor. Yani bu likidite sorunun çözülmesi amacıyla. Ardından da normalleşme sürecinin başlatılması. Son 1-2 aydır getirilen o döviz tarafındaki likiditenin daraltılmasıyla alakalı kuralları bence kaldırılması lazım. Peki döviz buradan uçar gider mi? Ben zaten görüşüm seçimden sonra 24-25'leri göreceğimiz yönündeydi. Şu anda kontrollü bir şekilde oraya doğru gidiyoruz. Eğer bütün bunlar yapılırsa en azından kur da belli bir seviyede duracaktır.
Ama önce bir normalleşmemiz lazım. Yani bir denge seviyesine gelmemiz gerekiyor. Peki enflasyon noktasında nasıl bir yorum yapmak lazım? Çünkü biliyorsunuz doğalgaz noktasında Mayıs ayında bu sepetten çıkartıldı fiyatlar. Dolayısıyla çok düşük bir enflasyon ya da sıfır bir enflasyon gelme ihtimali oldukça kuvvetli bir noktaya geldiğini genelde bu yorumlar yapılıyor. Ve biz de bunu zaten net bir şekilde görebiliyoruz, biliyoruz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada %43'lerde olan bir enflasyon var ve yıl sonunda %22'lere kadar da geri çekilme ihtimalinden bahseden bir Merkez Bankası ama %37'lerde olacağını düşünen Merkez Bankası katılımcı anket sonuçları da elimizde, karşımızda. Dolayısıyla kurda da bu tarz bir yukarı doğru fiyatlama söz konusu olduğunda, asgari ücrete Temmuz ayında ek zam yapılacağına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı seçimden önce açıklama yaptı. Memur ve işçi zamları, maaş zamları yine kuvvetli bir şekilde gerçekleştirilecek ki dün de yine Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek adımların atılmasında kararlıyız açık ifadesinde bulundu. Tüm bu gelişmeler dahilinde baz etkisinin de artık ortadan kalkacağı bir döneme de girdik. Gerçekten de %22'lere doğru yıl sonu enflasyon ne derece gerçekçi sizce Tolga Bey? Şimdi son bir yıldır diğer ülke merkez bankalarına baktığımızda iki tane grafik yana koyduğumuzda Eren Can Bey, birisi politika faizinin artışı, diğer grafikte enflasyonun düşüşü. Yani ülke ülke gidin koyun, Amerika, Avrupa Birliği, Almanya, aklınıza gelecek Güney Kore, Rusya dahil Hindistan. Genelde ne yaptı merkez bankaları? Faizi arttırdı. Yani faizi arttırarak enflasyonla mücadele etmeye çalıştılar. Ve son bir yıldır %95 belki daha fazla. Yani faiz indiren biliyorsunuz tek ülke biziz. Ve bunun sonucunda artık son aylarda biz şunu görüyoruz. Amerika'da artık aşağı gelmiş bir enflasyon var. Daha gidecek yolları var ama 4,5'tu galiba son hatırladığım 4,5 gibi bir rakam var. Avrupa Birliği'nde yine aşağı gelen bir rakam var. Şimdi bunun sonucunu görmeye başladılar. Fakat ve artı bir şey daha var, siz söylediniz, enerji fiyatları. Tamam, kağıt üstünde bazı hareketlerle siz enflasyonu artmamış gibi gösterebilirsiniz ama gerçek bu değil. Sonuçta gerçek şu, FAO gıda endeksine baktığımda ben son 8-9 aydır, geçen sene Mart ayından itibaren savaştan sonra sürekli endeksin aşağı geldiğini biz şahit olduk. Yani gıda fiyatları aşağı geldi global anlamda. Enerji fiyatlarına bakıyorum. Bakın doğalgaz fiyatları şu anda artık 26 euroya kadar düştü. 347 eurolardan bahsediyorduk biz geçen sene yazın. Dutch TTF fiyatından bahsediyorum. Şimdi petrol fiyatı, siz de biraz evvel bahsettiniz. Dün %4'lük bir düşüş vardı. Haliyle şimdi aslında konjektürel olarak burada enflasyonun aşağı gelmesini beklememiz gerekirken biz maalesef bu geçen seneki o faiz indirimleri ile enflasyona karşı bir mücadele etmediğimizi düşünüyorum ben. Yani enflasyonu düşürecek herhangi bir şey yapılmadı. Bir de üstüne seçim ekonomisi girdi. İşte buna birçok şey sayabilirsiniz. EYT'yi sayabilirsiniz, maaş artırımlarını, asgari ücret artışını sayabilirsiniz gibi gibi bir sürü kalem. Şimdi bütün bunları ben üst üste koyduğumda haliyle önümüzdeki dönemde enflasyonun ben 43'ten aşağı gelmesi, yani genel olarak çok daha aşağı seviyelere gitmesini beklemiyorum. Ve hatta baz etkisinde gitmesiyle beraber tekrar hafif bir yukarı yapma olasılığı da var. %40 civarında olabilir. Yani 43'ten biraz daha aşağı gelir, sonra tekrar %40'lara gidebilir. Çünkü yazın turizm sezonu açılacak, bir döviz girişi olacaktır orada. Dediğim gibi ama bütün her şey neye bağlı? Burada eğer bu faiz politikasında ısrar edilirse herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yani bu mevcut ekonomik modelin tamamıyla değişmesi gerekiyor. Eğer bu adımlar atılırsa enflasyonda da kayda değer düşüşler olur. Çünkü zaten çok yükseğiz. Yani yapılacak bir iki hamle, güven ortamının sağlanması, verilerde de zaten dediğim gibi çok kötü olan verilerde bir düzeltme sağlayacaktır. Peki şunu da size sormak istiyorum. Şimdi yurt içi tarafı yine değerlendirmek gerekirse, şimdi özellikle de CDS tarafında da bir geri çekilme var. Şimdi Borsa İstanbul'da yukarı doğru fiyatlama, CDS'de aşağı doğru geri çekilme, seçim belirsizliği ortadan kalkmış. O zaman Borsa İstanbul üzerinde size başka bir soru daha sormak istiyorum. Bankacılık endeksinde de kuvvetli bir yukarı doğru fiyatlama söz konusuydu. Yabancı yatırımcı
Bir akım bekliyor musunuz? Bir ciddi sayılabilecek. Çünkü yabancı takas oranına baktığımız zaman hala %30'ların altında Borsa İstanbul'da. Hadi seçim belirsizliği vardı. Seçim belirsizliğinde Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı gelecek soruları vardı. Yani bir karışıklık, bir kafa karışıklığı, bir belirsizlik has safhadaydı. Ama bu belirsizlik de ortadan net bir şekilde kalktı. Dolayısıyla yabancı tarafından Türkiye piyasasına, Türk varlıklarına, Türk enstrümanlarına, hisse senetleri, tahvil, herhangi bir varlık, ciddi bir akım, ciddi bir doğrudan olmasa bile dolaylı yatırım, yani portföy yatırımı noktasında bir artış bekliyor musunuz? Ya şimdi bizim ülkemiz büyük bir ülke ve çok iyi şirketlerimiz var. Ve geçmişte de biz bunu yaşadık. 2001 krizinden sonra da demin de belirttim. Türkiye'ye ilgi çok yüksekti. Ben o dönem roadshow'ları hatırlıyorum. Londra'da. Yabancı yatırımcılar sürekli şirketlerimiz yurt dışına gidip orada roadshow'lar düzenliyordu. Şu anda böyle bir ortam yok. Ama seçimle beraber yabancının bir ilgisi oluşmaya başladı. Yani herkes artık hiç aramayan yabancı yatırımcılar aramaya başladılar. Acaba ne oluyor orada diye. Şimdi burada önemli olan bizim öncelikle dersimizi düzgün çalışmamız gerekiyor. Şu anda çünkü biz ekonomi anlamında çok iyi bir yerde olmadığımız kesin. Haliyle bu şirketlerimize de sirayet edecek. Ve ediyor da. Ama bir şey daha belirteyim. Özellikle büyük şirketlerimiz Borsa İstanbul'daki bu döviz kuru riskiyle mücadele etmeyi öğrenmiş durumdalar. Bir şekilde 2015'ten beri biz çünkü böyle bir ortamda yaşıyoruz. O yüzden çok iyi şirketlerimiz var. Yabancı ilgisi olacaktır buraya. Ama ben o ilginin şu anda olduğunu düşünmüyorum. Yani fakat başlayabilir. Burada önemli olan atılacak adımlar. Yabancı da buna takip edecektir. Artı buraya geldiğinde burası çok demin söylediğim bu hikaye çok önemli. Swap mekanizmasının kendini hedge etme olanağının bu yabancıya sağlanması gerekiyor. Yani normal serbest piyasa şartlarından bahsediyorum açıkçası. Diğer türlü neden buraya gelsin sorusu aklımıza geliyor. Ama ben olumlu tarafından bakmak istiyorum. İnşallah eğer Mehmet Şimşek gelirse, Sayın Mehmet Şimşek gelirse burada bir olumlu hava olabileceği artı holding, öncelikle holding olarak arkasından da bankalarla bir hareket olabilir. Ama daha tam orada değiliz. Yıl sonu büyüme tahmininize ilişkin bir beklentiniz var mı? Çünkü daha öncesinde biz enflasyon değil büyüme öncelikli bir politika belirlemiştik. Bugün de birinci çeyrekte %4 oranında bir büyüme söz konusu. Yıl sonunda genelde %3,5 gibi ortalama bir büyüme beklentisi var. Peki ortodoks politikalara dönüş gibi bir beklenti de piyasalarda yok değil aslında bakarsanız. Dolayısıyla tüm bu senaryolar, tüm bu beklentiler dahilinde nasıl bir büyüme temposu görürüz? Özellikle de yılın ikinci yarısından itibaren. Erhancan Bey, önce bizim biraz küçülmemiz lazım. Yani bu öbür türlü bu işin olmayacağını biz gördük. Yani ihracatı artırmaya çalıştık biliyorsunuz. Fakat geldiğimiz nokta döviz kurunun zıplaması ve artı şu anda geldiğimiz nokta acayip bir dış ticaret açığıyla karşı karşıyayız. Genel zaten olarak global anlamda bu yıl 2023 senesinde büyümeler yavaşlayacak. Yani hem Amerika tarafına bakıyorum hem Avrupa. Çin'den bahsettiniz biraz evvel, ben duydum onu. Geçen sene Çin %3 büyüme kaydetti. Son 40 yılın en kötü büyümesini kaydetti. Bu sene Çin'den beklenen biraz değişiyor ama 6 idi, %6 idi. Fakat son gelen rakamlar kötü ama yine %6'ya yakın bir büyüme kaydedecek Çin. Şimdi bizim taraftaysa ben öncelikle bu faiz politikasından vazgeçilmesi, eğer faizlerin artması söz konusu olursa, bu genişleyici politikanın birazcık ertelenmesi, azaltılması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden bu büyümeye de sirayet edecektir. Ve IMF'in mesela Türkiye hakkındaki büyümesi biliyorsunuz en son 2.9'du. Ve %3 civarı. Son gelen rakam, %4 rakam aslında onun da biraz üzerinde. Ben burada %3,5 civarı bir büyüme olma olasılığını görüyorum. Ama dediğim gibi önce bizim bazı şeyleri rayına oturtmamız için biraz frene basmamız lazım. Yani bu enflasyonu düşürmek için başka çaremiz yok. Ve sorunuza gelirsek, özetlersem ben de %3-3,5 gibi bir büyüme bekliyorum. Çok da %4-4'ü aşacağı kanaatinde değilim. Son iki dakikamız kalmış. Beni sevgili yönetmenim uyarıyor. Şimdi yurt içerisinde tabii ki çok fazla konuşacağız Tolga Bey ama biraz da küresel tarafa bakalım son 1,5-2 dakika içerisinde. O zaman çok kısa bir soru size sorayım. 14 Haziran'da FED sizce pas mı geçer yoksa 25 bas puanlık faiz artırımları devam mı eder? Çünkü şahin yorumlar, şahin konuşmalarda aslında bakarsanız devam ediyor FED cephesinde. Şimdi 5-5-25'e geldik.
Ve geçtiğimiz yıl Mart ayından beri biliyorsunuz sürekli bir faiz artımı döngüsü var. Benim görüşüm şuydu. Haziran ayında ben bunu 6-7 aydır söylüyordum. Haziran ayında son FED son faiz artışını yapar ve bunu 5.25-5.50 bandında sonlandırır diyordum. Fakat geçen ay geldiğimiz noktada beklentiler artık bu faiz artışının sonlandığı yönündeydi. Ve o FED fiçürlerine baktığımızda, olasılıklara baktığımızda artık 14 Haziran'daki toplantıda bir faiz artışı olasılığı pek gözükmüyordu. Hatta hatırlayın bir faiz indiriminden bahsedilmeye başlanmıştı. Şimdi ama bugün baktığımda tekrar bir 25 bas puanlık artış olasılığı %65'lere gelmiş durumda. Bundaki sebep de FED şuna bakıyor. Büyümeye bakıyor. Büyüme hala çok kötü değil. Enflasyon oranında bir azalma var. İşsizlik oranı hala %3,5 Amerika'da. Hal böyle olunca gidebileceği biraz daha alan olduğu kanaatindeyim. Ve bunu biz pariteden de görüyoruz. 1.05, 1.11, 1.10 bandında giden bir parite var. 1.11'i denedi, kıramadı, tekrar aşağıya doğru sarktı. Şu anda 1.07 civarındayız. 1.0680. Ama burası 200 günlük ortalaması. Yani ben açıkçası burada paritede de çok daha fazla aşağısını beklemiyorum. Olsa da biraz daha aşağı sarkıp tekrar bir o 1.10-1.11 bandını zorlayacağı kanaatindeyim. Neden? Çünkü artık bir 25 bas puanlık artış olursa 14 Haziran'da bu artık bence son artış olacak. Olma ihtimali var. Ama dediğim gibi şu anda yavaş yavaş oraya doğru olasılık artıyor. Ben piyasanın hala bir 25 bas puanlık artışı kaldırabileceğini de düşünüyorum. Yani bu resesyon endişesi biliyorsunuz bunun karşısındaki görüş. Ilıman bir yumuşak iniş olasılığı bence çok daha yüksek. Evet, Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı Doktor Tolga Uysal'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim Para Töner programının şimdilik sonuna geldik. Herkese güzel bir gün diliyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.